Güzel, sabit durdu. Ben Kuzey, Vancouver'a 10. sınıf için değişim öğrencisi olarak geldim. Siber güvenlikle başlayarak nasıl buraya geldim bilmiyorum. Deneyimlerimden bahsetmek için bir tane kısa video çekeceğim. Şimdi ilk başta vizeyle falan başlayayım. Benim vizem bir hafta önce mi ne çıktı galiba, ben 2 Eylül'de geldim. Bir hafta öncesinde falan vizem çıktı. Geldi. Sonra Eylül'de de uçağa bindim. Daha önce şey yapmak isterdim, yani Ağustos'ta falan gitmek daha mantıklı olabilirdi. Çünkü oryantasyon vardı. Onu kaçırdım. Tavsiye etmem kaçırmayı. Çok güzel şeyler duydum çünkü oryantasyonla alakalı. Başka? Ha, evet. Vizeden sonra uçağa bindim. Zürih'te benim gecikme oldu. Ne deniyordu ona? Rötar yaptı uçağım. 3 saat falan mı ne yaptı? 3 saat 20 dakika mı ne yaptı? 1'deydi uçağım normalde. 9'da mı ne inmiştim ben oraya? Normalde azıcık bekleyip uçağa binecektim tekrar. Çok hoş olmadı o. Direkt rötar yaptığı gibi Kanada'daki beni alacak bir adamın numarası vardı şeyden, havaalanından. Ona direkt mesaj attım, benim uçağım rötar yaptı, birkaç saat gecikeceğim falan diye. Öyle annemlere yazdım falan filan işte. Ondan sonra Zürih'ten aktarma yaptım, ben şeye geldim önce. İzmir'den Zürih'ten Kanada'ya uçuş yaptım ben. Uçak buz gibiydi. Hasta oldum zaten indiğim gibi. O yüzden soğuk bir şey giyip gidin. Yani. Başka? İndiğim zaman beni bir şirket aldı. Ya yani şey, buranın, buradaki Kanada'dan bir şirket aldı. Tam ne bilmiyorum. Emin değilim ne olduğundan. Neyse, şirket aldı. Arabayla beni host ailemin yanına getirdi. Zaten onlar da beni bekliyormuş. Saat 8 ile 10 arası falan geldim ben galiba. Aynen öyle bir şeydi geldiğimde. Host ailem bana buranın İzmir'im kart gibi bir şeyini çıkarmış şöyle. Göstereyim. Öğrenci kartı o. Herhangi bir otobüs, tren falan filan binmenizi sağlıyor. Güzel bir şey baya. Benim okul direkt evimin karşısında olduğu için şey almadım ben. Böyle aylık pasler oluyor bunların. Onlardan alabiliyorsunuz. Ben almadım çünkü o okul ya evden karşıdan karşıya geçtiğim zaman okuldayım. Çok mükemmel bir şey o zaten. Başka ikinci gün böyle Kanada'ya geldiğim zaman direkt alışverişe çıktım şeyle, host kardeşimle. Ya iki değişim öğrencisi var benim olduğum evde. Host kardeşimle şeye çıktık, dışarı çıktık, beni gezdirdi falan, AVM'ye gittik, hat açtırdım. Başka ne yaptık? Ha, Walmart'a gittik, şey yaptık, böyle süpermarket var bir tane, kocaman Walmart diye. Oradan şampuan falan aldım, deodorant falan, gerekli şeyleri aldım işte. Oradan böyle başka yerlere gittik falan, gezdik kısaca yani. Yani sonra okul başladı. Okulun ilk günü şey yapıyorlar sadece. Okula gidiyorsun. Sana kağıtları veriyorlar. Senin derslerin bunlar bunlar. İnternete bununla bağlanacaksın. Bunlarla printer'a falan kullanabiliyorsun falan filan. Printer hayatım boyunca hiç kullanmadım. Hala da kullanacağımı düşünmüyorum. Öyle hepsinin fotoğrafını çekin. Hepsini kaybettim ben çünkü şu ana kadar. Ne verdilerse hepsinin fotoğrafı var ama çok şükür. Bu arada şey, benim siber güvenlik kursu şey böyle ders olarak geçiyor. Öyle olunca 3, 4 ve 7, 8 dersleri gitti bende tamamen. Onlar artık siber güvenlik diye geçiyor. Onu baştan hocayla konuşmam gerekti. Ofis 6 kere falan gitti. Şimdi benim durumumda şu an bir de bir yandan bak şey ders alıyorum, bilim dersi alıyorum.
geçebilmek için, yoksa Türkiye'yle denkliği olmuyor. Başka öyle şey, online bilim şeyine kaydoldum. Okulun verdiği bir tane vardı. Onun dışında şu an iyi geçiyor. Yani hostel'i değiştirme gereği falan duymadım. Çünkü gayet iyi şeyler. Yani bizim alt katta Bodrum'dayız biz. İki öğrenci. Bizim kendi mutfağımız falan var böyle. Bayağı hoş bir şey. Ve bir şey eksildim falan söyle. Ne zaman söylese getiriyorlar falan direkt. Odam da zaten yani yeterince büyük. Okula giderken falan da şey yapıyorlar, yemek koyuyorlar şöyle bir şeyin içine. Yani güzel. Hayat bilgisi dersi var. Yine geri geldi 10. sınıfta. Zorunlu derslerden biri o. Hayat bilgisi, İngilizce, matematik, bilim. Bu dördü zorunlu. Gerisi istediğinizi seçebiliyorsunuz. Mutlaka bir kulübe yazın. Ben daha yazılamadım çünkü kulüpler açılmadı. Ama yani açılsa yazılacağım. Pasaportunuzu güvenli yerlere koyun. Benim için bu, burada bir tane çekmece var, oraya koydum. Zorunlu olarak böyle şey yaptı bizim okul. Değişim öğrencilerini topladı bir tane şeye. Kuralları falan anlattılar. Bedava pizza falan verdiler. O hoş bir şeydi. Bir yandan da bunları verdiler. Sigorta gibi bir şey bunlar. Adım falan yazıyor. Bu ne be? Ha, okey. Okey. Olduğunu anladım. Tamam. Aynen, sigorta gibi bir şey. Hoş bir şey. Mesela şey, etkinlik olarak da geçen gün mesela konser vardı Michael Bublé'nin. Ona gittim. Meksikalı şey, host kardeşimle. Bayağı şey, güzel bir konserdi. Mutlaka şey yani bir herhangi bir etkinlik olduğunda direkt gidilmesi lazım aslında. Yani çok ne oldu fark etmez yani. O kadar eğlenceli oluyor ki ortamlar. Yani bilgisayar açacak zamanınız olmuyor çoğu zaman yani. Ben eskiden Türkiye'deyken falan oyun oynardım bayağı bilgisayardan arkadaşlarımla falan. Şimdi bilgisayar açacak zaman bulmuyorum. Hatta şu an bile telefondayım yani. Siber güvenlik için falan kullanıyorum maksimum. Öyle. İki valiz getirdim yanında. 40'ar 40'ar değilmiş. Yani şey, 20'şer 20'şer değilmiş. İki valiz içinde 15 15'miş. Onu keşfetmek çok, havaalanında çok problem oldu bir tek. Yani iki valiz getirdim. 20 20 hemen hemen. Bir şeyler aldım buradayken, şimdilik mesela şöyle göstereyim. Geldiğimde böyle malzeme olarak şey paketi duruyor. İçindekiler boş almış şeyine. Tükenmez kalem. Baya böyle bir ton çıktı içinden. Nerede benim şeyim? Şöyle bir dakika. Şöyle bir notebook şeyim var. Defterim var. Bir sürü bölüm var içinde. Baya hoş bir şey. Kitapları satın almıyorsunuz. Direkt buradan şey veriyorlar. Form veriyorlar. Bir tane dolduruyorsunuz onu. Adresinizi falan yazıyorsunuz. Sonra kitabı aldığıma dair şey yapıyor gibi oluyor. Altına adını yazıyorsun kitabın. Sonra kitabı sana veriyorlar. Dönem sonunda da geri alıyorsun. Biri burada bırakmış. Öyle bir saçmalık. Yani benim aldığım 10. sınıf matematiği şöyle bir şey, bu kitaptan işleniyor. Biri almış bırakmış yani kitabı. Şuraya adınızı falan yazıyorsunuz. Öyle. Küçük böyle bir kültür gibi bir şey. İlginç öyle şeyler var üstünde. Başka iki tane matematik var. Türkiye'ye geri dönecekseniz şey almanız gerekiyor büyük ihtimalle. 10. sınıfım ben. Pre-calculus alıyorum. Workshop matematiği şey, toplama çıkarma falan böyle. Bir arkadaşım var workshop matematiğinde. O fotoğraf atmıştı dersten bir tane. Şey böyle toplama çıkarma yapıyorlardı. Ona girmeyeceksiniz.
Büyük ihtimalle eğer Türkiye'ye geri dönecekseniz, dönmeyecekseniz bile öyle olmayabilir, emin değilim. Ben Precalc Foundations alıyorum. Precalculus Foundations alıyorum matematik olarak. Öyle, şu ana kadar hoş gidiyor, ilginç şeyler var. Ama mutlaka böyle serin bir şey alın. Çünkü harbiden yani geldiğimde ben şaşırdım bu kadar soğuk olmasına. İzmir'den geldim bir de sıcak bir yerden. Ya içime tişört giyiyorum mecburen üşümemek için. Öyle sabahları özellikle soğuk oluyor ama yani şu an iyi gidiyor.